Bismillahirrahmanirrahim. Kasas suresi 54'e kadar gelmiştik. Bugün 55'ten devam edeceğiz. Boş ve yararsız sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünya hayatında iki yol farklılığı vardı. Birisi Rabbani yol, birisi de gayri Rabbani yol. Müslüman olanlar kesinlikle Allah'ın gönderdiği vahiy bilgiler dışında söylem ve eylemlerini düzenlemezler. Hani bir ayette şöyle diyor, şeytandan yana size bir kışkırtma gelirse hemen Allah'a sığının diyor. Burada boş ve yararsız sözü işittikleri zaman, yani bunlar Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına uygun olmayan bir söz ve davranışta bulundukları zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz derler diyor. Yani hani bir ayette de onlar Rabbin dışında bir söylem ve eylemde bulundukları zaman selam derler, geçerler diyor. İşte burada aslında boş söz kelimesini kuran Rabbani yolun dışında, hani dünya hayatını bir oyun ve eğlence olarak gördüler diyor. Dünya hayatı bir oyun eğlence değil, dünya hayatı Allah'ın emanet ve sorumluluk yüklediği insanlara bir görev sunmuştur. O görevi Allah'ın istediği şekilde yerine getirenler ahiret aleminde ebedi cennet, yerine getirmeyenler de ahiret aleminde Allah ebedi cehennem vaat ediyor. Olay bu. Allah vaadinden asla dönmez diyor. Hocam, o zaman burada Müslümanların boş ve yararsız söze karşı duyduklarında takınmaları gereken bir tavır mı? Tutum ve davranışı, tabii ki tutum ve davranışı ortaya koymasını istiyor Allah. Yani mesela işte birisi çıkıyor diyor ki Kur'an kursları açmışlar diyor. Bunlar diyor ortaçağ zihniyeti diyor. Açık açık bunu söylüyor. Şeriat istemiyoruz diyor. Kahrolsun şeriat diyor. Efendim her türlü İslam dinine karşı çıkıyor. O zaman biz bu insanlara ne diyeceğiz? Bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz. Bu örneklerden bir tanesi yani. Cahil. Bak cahil kelimesinde hani Kur'an'da ümmi diyor, bilmeyen diyor, cahil diyor, kafir diyor, zalim diyor, müşrik diyor. Bunlar hep Rabbani yoldan sapan insanlar. İşte cahil ifadesini kullanırken Kur'an okuma yazma bilmeyen veya müsbet bilimler konusunda çaba harcamamış insanlar, okumamış insanlar anlamında değil, ilahi mesaja karşı duyarlılığını kaybetmiş, vahyin yolundan sapmış anlamında cahiller kelimesini kullanıyor. Evet. Şimdi o zaman bu cahilliklere karşı hoşgörü beslemek, ben karışmam. Siyasiler ne yaparsa yapsın, hepsi bunların birbirinin aynısıdır demek, bu da doğru değil. Allah tavır koymamızı istiyor. Bu cahilliği kim yaparsa yapsın, o cahilliğe karşı tavır koymamızı istiyor. Şimdi bu tavırı koyduğun zaman da siyasete karışma diyorlar. Ya nasıl karışmayacak? Adam eğitim yasası çıkartıyor, benim kızımın başörtüsünü girmesin okula diyor. Siyasinin birisi bu başörtüsünü serbest bırakıyor. Öteki gidiyor mahkemeye, iptal ettiriyor. Efendim, İslam'a karşı her türlü vahiy
barındıran, dini içerikli olan her şeyi hayatın dışına atmak istiyor. Birisi oraya alan açmaya çalışıyor, birisi oradan dışarı atmaya çalışıyor. E şimdi ben bunun ikisini nasıl bir tutabilirim ki? Nasıl ben ilgilendirmez, kim ne yaparsa yapsın diyebilirim ben buna. Yani birisi geliyor askerin kafasına kurşun sıkıyor. Birisi de o askeri İHA veriyor, bu ülkeyi koru diyor. Şimdi nasıl yapacağım ben karışmam siyasiye. Aa, olmaz. Onlar ne yaparsa yapsın. Ya böyle, Kur'an böyle mi söylüyor? Kur'an abi, ne diyor? Buyur. Rum suresinde Rumlar yenilecek, Rumlar bir zaman sonra yenecek ve siz sevineceksiniz. Biz o gün yaşıyor olsak, bu ayet indikten sonra biz çıkıp desek ya Rum yenilmiş, ben bunun neyine sevineceğim, neyine üzüleceğim? Hani haşa Allah da kendi kendine, Allah da bir laf ola belgele söz söylüyor dese. Ya da beni hiç ilgilendirmez. Rum yenilmiş. Yemez. Senin imanın gider abi. Yemezsin. İmanın gider. Tabii ki. Yani. Tayyip Erdoğan Rum mu? Bugün AK Parti ya da Hüdapar Rum mu? Ya da Fatih Erbakan Rum mu? Şimdi şöyle söyleyelim. Belki isim vererek şey yapmayalım da biz yine genel olarak. Söyleyelim abi isimle. Hatta ben siyasetlere de kızıyorum. Cemaat önderlerine de kızıyorum. Hayır. Birilerine. Tavrını belli. Hayır. Birilerine fırsat vermemek için isim söylememek doğru olanıdır. Zaten herkes neyin ne olduğunu anlıyor. Bak sen hiç isim vermeden bile anlamıyorsa zaten o insan cahildir. Ahmak bir adam. Şimdi bak. Hayır. Kur'an bize bir misyonu farz kılmış. Ne diyor? İyiden, doğrudan, haklıdan yana olacaksın. Yanlıştan, zalimden, kötünün de karşısında olacaksın. Yani diyor ki iyiliği emret, kötülükten de nehyet. Ayrıca kafirlerin de hepsini alıp bir çuvara doldurmuyor. Onlara da tasnif ediyor. Size karşı savaşmayan, size karşı savaşmayan ve savaşanlara yardım etmeyenlere iyi davranmanızda bir sakınca yoktur. Yani tamamının gidin boğazına yapışın demiyor Allah. Tasnif ediyor bunları. Daha doğrusu bizim diğer gruplara, diğer insanlara karşı mesafemizi koyuyor Kur'an. O zaman biz bu ülkelere riayet etmek durumundayız. Yani bizden iyinin en iyisini istiyor, kötünün de en az kötü olanını istiyor. Bu Kur'an'ın bize verdiği bir formül, yani bir koordinat. Hal böyle olunca, eğer ben bu koordinatları takip etmezsem, Kur'an'ın bu emirlerini uygulamazsam, beni ilgilendirmiyor. Ne olursa olsun dersen, o zaman bir Kur'an'ın emirlerini yerine getirmemiş olurum. İki, felaketi başıma ülkeye davet etmiş olurum. Bu Kur'an'ı ve İslam'ı bir yaklaşım değil. Onun için saf partizanlık yapmak bir Müslümana yakışmaz. Neden yakışmaz? Hep söylüyoruz, bu partiler, bu rejimin yasalarına göre kurulmuştur. Neden? Çünkü rejim zaten sana başka türlü herhangi bir şey yapma imkanı vermiyor. Ama birileri bu işe soyunmuş, riskini göz almış, yapmış. O onların bileceği bir iştir. Kendileri böyle yapmışlar. Şimdi bana düşen burada, bana yakın olan hangisi, bana uzak olan hangisi? Bunu tespit edip ona göre tavır koymak da Müslüman olarak benim görevim. Çünkü biz haktan yana olmak zorundayız. Bakın, haktan yana olduğun zaman hakka kim yakınsa eyvallah, o da ben de ona yakınım. Kim de uzaksa, savaş açmışsa ben de ona uzağım, ben de ona savaş açarım. Bu işin formülü bu kadar basit. Biz eğer partici olursak, partiler bugün öyle olur, yarın böyle olur, yarın saf değiştirirler, oraya gider, buraya gider, savrulurlar. Onlarla beraber o zaman biz de savrulmak zorunda kalırız. Dolayısıyla hocam doğrularına sahibiz, eğrilerine karşıyız yani. Bu kadar basit. Biz tabii partici değiliz. Dün biz Erbakan Hoca vardı bu davanın öncülüğünü bir şekilde yapan. Sonra fazilete dönüştü. Sonra saadete dönüştü. Biz saadeti de müsbet görüyorduk bir zamanlar. Ama biz bugün partici olmadığımız için dün hoş gördüğümüz saadeti bugün üstünü çizdik. Niye?
Çünkü artık ona putperestlerle birlikte oldu. Ben sana şöyle bir soru sorayım. Buradaki arkadaşlara. Medine döneminde, Medine İslam Devleti kurulduğu zaman, ki o dönemlerde inmiştir bu Enfal suresi ve Tövbe sureleri, Medine döneminin sureleridir. Ve orada savaş hukukunu tüm ayrıntılarıyla Allah bize bildiriyor. O gün Medine Devleti'nde Müslümanlara karşı Medine içerisindeki bazı müşrikler ve Yahudiler, Medine dışındaki bazı Müslüman düşmanlarıyla el iş tuttular abi. O Müslüman düşmanlarıyla iş tutan o zalimlerin bugünkü karşılığı, bugün Amerika ile iş tutan, Siyonistlerle iş tutan, Avrupa'da bu coğrafyada bu Müslümanları kazıp atmak isteyenlerle iş tutan, ki geçmişte on binlerce, yüz binlerce Müslüman masumu katletti bu zihniyet. Bu CHP zihniyeti, isim verelim abi, niye vermeyelim? Bu CHP zihniyeti yüz binlerce Müslümanı katletti. Şimdi bu zalimlerin o geçmişteki güçleri hiç olmadı son döneminde, son 60-70 yıldır, 50 yıldır. Ama güçlerini birçok dönemde kaybetmediler. Ama 30'lu yılların gücünü de elde edemediler. Etseydiler 30'lu yılların zulmünü yine yapacaktı bu hainler ve zalimler. Şimdi ben soruyorum size. Bugün Amerika ile iş tutanlarla Medine döneminde İslam düşmanlarıyla iş tutanlar arasında bir fark var mı? Bir fark var mı soruyorum. O dönemin insanları daha az Müslüman katlettiler. Bugünküler binlerce kat ondan daha fazla Müslümanı katlediyorlar. Ben soruyorum, arada bir fark var mı? Biz safımızı belli etmeyecek miyiz? Şimdi şöyle diyelim. Özür diliyorum. Toparlayalım da devam edelim inşallah. Yani Allah'a kim yakınsa Allah ona yakındır. Müslüman da Allah'a yakın olana yakındır. Yakınlık derecesine göre de onun yanında derecesi vardır. İşte burada aslında Allah'ın dışındaki insanları, yani o vahiy peygamberlerin dışındaki insanları Kur'an kesinlikle ölçü almayı istemiyor. Ancak peygamberleri size örnek olarak gösterdik diyor. İşte o peygamberler de yanıldığı zaman Allah onları vahiy ile düzeltiyor. O vahiyin dışında hareket edenlere de o peygamberin getirdiği vahiy bilgilere uyuş derecesine göre de biz ona yakınlığı gösteriyoruz. Tabii burada peygamberin dışındaki veya vahiyin dışındaki bir din anlayışını tutup da bir partide, bir cemaatte, bir efendim mezhepte göremiyoruz. Onu anlamak gerekiyor. Abi, Rumlar yenecek ve siz sevineceksiniz diyen ayetin 12 bin yıl bile değil. 7-8 yıl sonrasında Müslümanlar gidiyor Rumlara savaş ilan ediyor. 7-8 yıl sonra. Ve Rumlarla savaşıyor bu Müslümanlar. Ya 7 yıl önce ayet gelmiş. Rumlar yenecek, siz sevineceksiniz demiş. Ama 7-10 yıl geçmemiş arada Müslümanlar gidiyor Rumlarla savaşıyor. Bunlardan, bu tarihten senin haberin yok mu be Müslüman? Buradan evet. Bir şey çıkartamıyor musun? Şimdi şey var ya, Tebbet suresiyle noktalayalım, devam edelim. Orada diyor ya, Ebu Leheb'in iki elleri kurusun diye. Yani Kur'an Ebu Leheb'i bize bir prototip olarak gösteriyor. Ebu Leheb tarzı, İslam dinine savaş açmış, hakkın karşısında olan zihniyeti Kur'an lanetliyor. Niye lanetliyor? Bizim de lanetlememizi istediğinden dolayı. Dolayısıyla Kur'an okuyan bir insan kendi dinine kimin yakın olduğunu, kimin uzak olduğunu bilir. Bilmiyorsa ya Kur'an'ı anlamamıştır ya o dine yakın ve uzak olanları anlayamamıştır. Onun için biz Tebbet suresinin verdiği formül üzerinden devam edeceğiz. Yani şunu diyelim. Allah bu Kur'an'ı bize ne için göndermiş? Yanıldıkları zaman ayetlerden yanlışlarını görsünler, kendilerini düzeltsinler diye göndermiş. Biz bir şeyin doğruluğunu, yanlışlığını Allah 6236 ayeti ortaya koymuş, bize sunmuş. İşte biz bir kişinin yapmış olduğu davranışın Allah'ın emirlerine uygun mu değil mi diye açıp Kur'an'a bakmamız gerekiyor. Bu hangi ayete uygun? Hangi ayet bunu emrediyor diye sormamız gerekiyor. Olay bu, benim dediğim. Evet, peki. Yani zaten son
cümle, ayetin son cümlesi. Önce diyor ki, boş ve yararsız sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz derler. Yani evet, yani kesinlikle Müslüman başka birisi yanlış yolda diye ona zulüm yapmaz, onu yerinden yurdundan sürüp öldürmez. Ama inkar edenler bir Müslümanı, bir mustazif olanı, zayıf olanı yerinden yurdundan sürerler, malını mülkünü elinden alırlar. Allah bunlar boşuna anlatmıyor bize. Evet. 56. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. O hidayete erecek olanları daha iyi bilendir. Gerçek şu ki, hakikat şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bu neyi anlatıyor? Çünkü Allah diyor ki her insana doğru yola ve yanlış yola gidecek hem takvasını hem fıskını hem de o yoldaki maharetlerini ve o yoldaki malzemeleri insanın önüne koymuş ve yetki ve sorumluluğu insanın kendine yüklemiş Allah. Bir insan veya bir insan kendisi istemedikçe bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelseler onu ne doğru yola ne de yanlış yola götürmeye güçleri yetmez. İşte o ancak kendisi istemesi gerekir ki o doğru yola ve yanlış yola gidebilsin. Sen sevdiğini hidayete getiremezsin ifadesi kullanırken hidayet kişinin kendi isteğiyle Allah'ın ona verdiği mesajın uyumlu halinde olmasıyla mümkündür. Onun için bir insan Allah'ın yolunu istediği zaman bütün dünyadaki insanlar toplansa bir araya gelseler onu elini kesebilirler, gözünü oyabilirler, ayaklarını bağlayabilirler ama kalbiyle Allah'a giden yolu asla kimse bağlayamaz. İşte onun için böyle bir durumda Müslüman olanlara diyor ki ölün ama fitneye kapılmayın. Öldürmek fitneden daha beterdir ifadesiyle anlatıyor. Ancak Allah dilediğini hidayete getirir. Allah dilediğimi saptırırım, dilediğimi hidayete getiririm. Şimdi böyle diyor ayette. Gerçekten öyle mi? Gel kulum seni diliyorum, ben saptırıyorum. Gel kulum ben seni diliyorum, hidayete getiriyorum. Böyle bir şey yok. Kişiye iki tane teklif sunucu melek yerleştirmiş Allah. O meleklerden birisi sapmayı teklif sunuyor. Birisi de hidayete gelmeyi ve bağışlanmayı teklif sunuyor. Bunun birinin adı da takva. Bu yaratılışta Rabbim Allah'tır sözüne sadakat göstermeyi teklif sunar insanlara. Birisi de bunun adı iblis. Yaratılışta verdiği söze muhalefet etmeyi teklif sunar. İşte bu insan hangi meleğin teklifi yönünde karar kılarsa, karar verdiği yönde saparsa, yani iblisin yolunu tercih ederse onu saptırdım der. Takvanın yolunu tercih ederse ve o yönde kararını alırsa onu da hidayete getiririm der. İşte Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete getirir derken bu mesajı veriyor Allah. Ve arkasından ne diyor? Dilediğimi hidayete erdirir. O hidayete erecek olanları daha iyi bilendir. Yani bir insan kendisi kötülüğe gitmek istese, hani Bakara suresi 284. ayette insanların kalbinden geçirdiklerini ve ertelediklerini bile bilir diyor Allah. Yani karar verse de onu açığa vursa da gizlese de Allah onu bilir. İşte ahiret aleminde inkar edip de dünya hayatında onun inkar ettiğini insanlar bilmeyebilir ama işte onu kamera kayıt sistemine kaydederiz diyor. Ahiret aleminde bir tabbe çıkaracağız.
onların yapmış oldukları davranışlarını, açığa vurduklarını da efendim açığa vurmadıklarını, gizlediklerini bile o kamera kayıt sistemi kaydediyor. Ahiret aleminde siz inkar ediyordunuz ama burada iman ettiğinizi söylüyorsunuz ateşi görünce diye onlara bildiriyor diyor. Dediler ki eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak yerimizden, yurdumuzdan ve konumumuzdan çekilip kopartılırız. Oysa biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı güvenli bir haremde yerleşik kılmadık mı? Fakat onları çoğu bilmiyorlar. Şimdi burada aslında buna benzer bir ayet daha var. Bu da Ankebut suresi 67. ayette. Görmediler mi ki çevrelerinde insanlar kapılıp yağma ederken biz haremi güvenilir kıldık. Yine de onlar bununla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? Yani burada harem neymiş aslında? Mescid-i Haram. Harem dediği Mescid-i Haram. Yani Allah'ın göndermiş olduğu vahiylerin Allah'ın istediği şekilde bunu Hazreti İbrahim ve İsmail ile Kabe'nin sütunlarını yükseltiyorduk ifadesiyle anlatıyor. Yani tevhid akidesinin doruk noktaya ulaştığı her türlü deneme ve sınavdan sonra bu sınavı kazanan Hazreti İbrahim ve İsmail'den bahsediyor. İşte saçlarınızı tıraş etmeden Mescid-i Haram'a girmeyin ifadesi kullanıyor. Tıraş etmeden. Yani kesinlikle dik duruşunuzu bozmadan o hareme, o hakikate ulaşın mesajı veriyor. İşte burada ne diyor? Dediler ki eğer seninle birlikte hidayete erecek ve uyacak olursak yerimizden, yurdumuzdan kovuluruz. Hani Hazreti Musa dedi ki, ey Mustazaflar, gelin birlik ve beraber olalım, şu Firavun'un haddini bildirelim. Onlar da dediler ki, bizim onunla savaşacak gücümüz yok, siz ikiniz gidin, Harun ve Musa için diyor tabi, ikiniz gidin, onunla savaşın. Allah da onlara 40 yıl körlük ve yoksulluğu tattırdı ifadesi kullanıyor. Yani insan dünya hayatında hani emanet ve sorumluluk yükledik insana diyor işte. Bu emanet ve sorumluluk nedir? Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamaktır bunun görevi. Eğer kendi istek ve arzusuna veya Allah'ın gönderdiği vahiyler dışında söz ve davranış ortaya koyanların yoluna giderse işte bu emanet ve sorumluluğa ihanet etmiş oluyor. İşte ne diyor? Ve konumumuzdan çekilip kapatılırız. Yani buradan bizi kovarlar diyor. Çünkü buna biz göğüs geremeyiz. Hani bir ayette İman eden, salih amel işleyen, sabreden ifadesiyle sürekli anlatıyor. Yani bu dünyada elbette bir sınav var, bir imtihan var. Bir ayette de diyor, her türlü yani mızraklarınızın ulaşacağı avlarla sizi deneyeceğiz diyor. Ne oluyor bu? Savaş oluyor, barış oluyor, efendim sınır kavgası oluyor, efendim hak hukuk yeme, bir yetim oluyor, bir aç, bir yoksul oluyor. Sen onlara karşı seyirci kalırsan, onların derdiyle ilgilenmezsen, ya bu sorumluluğu yerine getirmemiş olursun. İşte bir harem kelimesini kullanırken, hani yine Araf suresi 172. ayette ne diyordu? Allah Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda
hepsi Rabbimiz Allah'tır demişti. Burada hepsi Rabbimiz Allah'tır demişti istisnasız. Bu ne demek? Yani bütün vücuttaki organlar, hücreler, damarlar, efendim aklına ne kadar el, kol, göz, ayak ne varsa bunlar kendi görev alanı içerisinde birer melektir. Bu melekler de Allah'ın kodladığı bilgilerle hareket eder. Onun için bütününe nispet ederek Allah, Rabbimiz Allah'tır demişlerdi diyor. İşte o harem olan, dosdoğru yol olan, hani Allah isteseydi sizi tek bir ümmet yapardı derken de, yani bu yaratılışta hepsi Müslümandı ama ergenlik yaşına geldiğinde iblis yüklenince, iblis onları ayarttı, ayıp yerleri kendilerine açılıverdi, günah yerleri kendilerine açılıverdi ifadesiyle Rabbani yoldan büyük bir çoğunluk saptı ifadesiyle anlatıyor diye düşünüyorum. Peki hocam, burada ayetin son bölümündeki oysa biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı güvenli bir haremde yerleşik kılmadık mı? Burada vahyi mi anlatıyor Allah? Yani o ben size vahy... Yani o hani yine Enfal suresi 53. ayette ne diyordu? Allah kişiye kendini verdi, kendi değiştirmedikçe Allah kendine verdiği o nimeti değiştirmez diyordu. Yani Allah insanlara yaratılışta Rabbim Allah'tır konumunda yarattı. Fakat insanlar kendi değiştirince Allah onları değiştirdik ifadesiyle kullanıyor. Yani o nimet, o Rabbim Allah'tır sözünü hiçbir insan kendisi değiştirmedikçe Allah onu değiştirmem diyor. İşte bütün Resul kelimesini de ergenlik yaşına girdiği zaman kendi öz içindeki takva Resulünü de kastediyor. Bir Resul göndermedikçe biz bir kavmi helak etmeyiz diyor. Yani o Resul de ne zaman geliyor? Ergenlik yaşına geldiği zaman. Ve sorumluluk o zaman yükleniyor insana. Daha önce ölürse melek. O zaman burada güvenli harem her insanın fıtratında var olan rüşt yaşına girdiği dönemdeki o potansiyeli mi anlatıyor? Döneme kadar ki potansiyeli anlatıyor. Fakat o döneme gelince insan o Allah'ın verdiği nimeti değiştiriyor. Yani bunlar yoldan çıktılar diyor o zaman ayet. Tabii ki yoldan çıktılar. Çünkü neden? Allah Resulüne diyorlar ki biz seninle birlikte hidayete uyacak olursak yerimizden, yurdumuzdan çekilip kopartılırız. Yani sistem, rejim, statüko buradan yerimizden, yurdumuzdan eder diyor. Bundan dolayı biz senin yanında yer almayız diyor. Allah da o zaman ben onlara güvenli bir haremde yerleşik kıldım. Yani temiz fıtrat verdim. Ama onlar bu temiz fıtratı bozdular. İblisin peşine düştüler. Ayet o zaman bunu anlatıyor. Ya bir de şöyle diyor. Hani onları Tur'u dağı onlara yükselttik. Dağı gölgelik yaptık. Ama başlarına böyle bir sıkıntı geldiği zaman hani burada ne diyor? Eğer biz seninle birlikte olursak bizi yerimizden, yurdumuzdan sürerler diyor. Yani bunu göze alamıyor onlar. Göze alamayınca da ne oluyor? Körlük ve yoksulluk tattırıldı. İşte o dağı kendilerine gölgelik yaptığımız halde başlarına bir sıkıntı geldiği zaman böyle dağ üzerine göçecek sandılar ifadesiyle bunu anlatıyor işte. Yani inandığından dolayı bu felaket bizim başımıza geliyor diyor. Evet. Onu o ayette çok örtüşüyor bu. Yani iman ederlerse kendi aleyhlerinde olacağını düşünüyorlar. Düşünüyor. Çünkü parayı, mülkü, dünyayı çok seviyorlar. Halbuki dünyayı terk etme karşılığında cenneti kazanacaklar. Ayetin sonunda diyor ki fakat onların çoğu bilmiyorlar. Yani o bilinç
cennet cehennem bilinci eksik. Çünkü dünyayı gözünde çok büyütmüş. Çok ilginç. Evet. Çok iyi oldu bu. Evet hocam. Biz yaşama biçimleriyle refah içinde şımarıp azmış, nice şehri yıkıma uğrattık. İşte meskenleri çok az bir zaman dışında onlarda kendilerinden sonra oturulabilmiş değildir. Onlara varis olanlar biziz. Biz yaşama biçimleriyle, yani ne diyordu İsra Suresi 17. ayette, biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o ve onunla birlikte olanları helak ederiz diyor. Burada ne diyor? Biz yaşama biçimleriyle refah içinde, yani gülük gülistanlık, zenginlikler içerisinde şımarıp azmış nice şehri yıkıma uğrattık. Burada yıkıma uğrattık ifadesi kullanırken ne oluyor? Yani bu şehrin önde gelenleri, gelen bütün peygamberleri yalanlamışlar. Neden yalanlıyorlar? Çünkü biz ondan güçlüyüz. Bize verilmesi gereken bir görev tutup Allah ona vermiş. O yoksul, fakir, öksüz birisi. Biz niye ona iman edelim? İşte onlara körlük ve yoksulluk tattırdı bu ifadeyle. Yani onları helak ettik diyorum. Azmış, nice şehri yıkıma uğrattık. Böyle olduğundan dolayı hep önde gelenler Rabbani yoldan saptıklarından, peygamberleri yalanlamalarından dolayı helak ettik, yıkıma uğrattık ifadesiyle anlatıyor. İşte meskenleri çok az bir zaman dışında onlarda kendilerinden sonra oturabilmiş değildir. Yani burada oturabilmiş değillerdi. Varis olan biziz ifadesi kullanırken, yani göklerin ve yerin yaratıcısı benim diyor Allah. Ahiret aleminde bunlar ölünce yine benim huzuruma çıkacak. Orada o refah içerisinde sürdürdükleri hayatı sürdüremeyecek. Bu tersine dönecek ifadesiyle anlatıyor. Yani onlar orada azap çekecek. Evet. Senin Rabbin... Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim hocam? Buyurun. Ya hocam şimdi ben siz az önce haram bölgeyi farklı bir şekilde yorumladınız. Herhalde orayı Mekke olarak algılamıyoruz değil mi burada? Burada... Yani iki anlama geliyor hep genelde ayetler. Birisi yaratılışta verdiği yani Rab... Yaklaşık bir 30 tane meale baktım. Kassas suresi 57. ayet mi hocam bu? Hangisi? Yani işte eğer biz sana uyarsak... Evet, evet. ...yıldızdan ediliriz diyor ya. Kassas suresi 57. ayet. Bir de Ankebut suresi de geçiyor. Kur'an meali diye bir site var. Belki de yaklaşık bir 30 tane meale baktım. Oradaki şeyi, hani o ürünlerin toplandığı güvenlikli bölgeyi neredeyse bütün mealler şey olarak almış. Mekke olarak almış. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Mekke, ben anladığım kadarıyla Mekke olarak yorumlamadınız orayı. Orada iki, öyle bak şöyle dedim ben. Birisi yaratılışta verdiği söze uygun olarak yaşama biçimini buna, hani Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda bütün insanlar Rabbimiz Allah'tır demişti. Yani insanın ergenlik yaşına gelmeden ki konumuna Kur'an cennet diyor. Bak Adem'in cennetten çıkması da o ergenlik yaşına gelince iblisin yüklemesiyle gündeme geliyor. O hal tertemiz fıtratı. Hani bir ayette de şöyle diyordu. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Tek bir ümmet kelimesi yaratılışta verdiği söze sadakat gösteren insanların vahyi kontrolünde Allah'ın gönderdiği vahiylerle çerçevelenmiş olan dini yaşayan insanlar anlamında kullanmış. İşte son nebi Resul'ün de Medine'den Mekke'ye gelip
Hazreti İbrahim'in ve İsmail'in ortaya koyduğu Kabe ve Mescid-i Haram'ı aslında Allah'ın arzuladığı o ne diyordu? Harem ifadesiyle anlatıyordu. Bunları da söylemiştim hocam. Sen yok muydun o zaman? Yani öyle bir yaşam biçimi, Allah'ın evi diyor ona. Yani Allah'ın koyduğu kuralların dışında hiçbir insanın ortaya koyduğu Rabbani yolun dışındaki insanlar oraya girmesinler. Yani misyonlarının, sistemlerinin oraya sokuşturulmasın diyor Allah. Arı durumu bir, Allah'ın dininden, Mescid-i Haram'dan, haramlardan arındırılmış olan mescitten bahsediyor. Abi haramen aminen olarak geçiyor. Yani saygın ve güvenlikli bir yer. Heh. Yani saygınlığını almasının sebebi orada oradaki yaşayan toplum vahyin ilkelerini orada anayasal düzen olarak inşa etmişler. Kimsenin kimseye haksızlık, hukuksuzluk, zulüm yapmadığı bir ortam. Dolayısıyla böyle olunca güvenlikli de oluyor haliyle. Bahsettiği esasında bu. Bu da en geniş çapta hani o dönem için Mescid-i Haram neydi? Hac, niye hacca gidiliyordu? İşte orada kongre yapmak için. En dipteki, en alttaki şubesi mahalle camili, mahalle mescitleri. Mahallenin sorunlarını çözen, mahalle mescitleri ümmetin sorunlarını çözen hac. Kabe işte. Yani Kabe'dir. Yani bugün evet. Namaz ibadetleri de o hac ibadetleri de orijinalliğinden ayrılmış. Aslında Kabe yılda bir sefer dünya üzerindeki Müslümanların gelip bir araya toplanıp dünyadaki olup biten yoksul, aç, sefil olan insanların, zulme uğrayan insanların dertlerini dile getirerek onlara çözüm bulma yeridir Kabe aslında. Şimdi hocam, şurayı bir netleştirelim. Ben bir şey konuşabilir miyim hocam? Ya? Buyurun. Şimdi ben yani tabii bu ayetle değil de diğer ayetlerle beraber ele aldığımızda şimdi ilk önce burada bir itiraz ediyorlar. Diyorlar ki biz sana uyarsak hani bu şu anki konumumuzu kaybedeceğiz diyorlar. Burada da tam tersine diyor ki sizin bu korumunuzu zaten bu Mekke'nin bu korumunu bu işte bolluk, bereket, işte insanların dağ çevresine göre daha birbirlerine karşı saygılı işte o çevresindeki kaos ortamından uzak olmasını anladığım kadarıyla hani bu geçmiş ayetleri de biz göz baz aldığımızda zaten bu korumunuzu biz sağladık diyor yani. Çünkü niye? Geçmişte baktığımızda işte Kabe'nin işte Allah tarafından belirlenmesi, oraya İsmail ve Hazreti İbrahim'in yolculuğu, işte orada Kabe'nin inşası, insanların ibadet için, Allah'ı almak için orada toplanması, daha sonrasında çevresinde şehrin yapılanması falan, hepsi bunların Allah'ın rehberliğinde, Allah'ın işte peygamberinin yönlendirmesiyle olduğu, yani o şehrin o hale gelmesinin sebebi, ana unsurunu Allah diyor ki ben diyor yani zaten bunu ben yaptım diyor yani. Siz şimdi gönderdiğim ikinci peygambere hani siz ona destek vermeyerek aslında sizin sağlanan o şeyi hani aslında ben sağladığım şeyi reddediyorsunuz. Yani bu konumuzu hani kim sağladı? Allah sağladı. Bir, doğru değil mi hocam? Yani rızkı veren Allah. Yani, sizi hayatta yani, yaşatan kişi aslında size bu güvenliği sağlayan kişi. İşte bu burada güvenlik kelimesini tabii ki Müslümanlar otorite haline geldiği zaman hani bir ayette şöyle diyordu. Bu da İsra suresi 59. ayette biz ayetleri yani güç ve kuvveti ancak zalimleri korkutmak mazlum olanların zalimler üzerindeki o zulmünü engellemek için göndeririz diyor Allah. İşte Allah'ın Resulü'nün gördüğü rüya da dünya üzerinde böyle yoksul olan, fakir olan,
insanları hep zulme uğratmışlar. Onları köleleştirmişler. Onları dünya hayatında kendi özgür iradeleriyle yaşama hakkını onlara vermemişler. Allah'ın Resulü de bunu hep hayal edip düşünüyordu. Allah'ım sen bana güç ve kuvvet ver. Allah da ona Müslümanların desteklemesiyle, çok ayet var bunu anlatan, desteklemesiyle Medine'de güçlü bir ordu hazırladı. İşte çıktı, dedi ki Mekke'ye geldi, kendini ve Müslümanları sürdükleri yere geldi. Dedi ki ey kafirler, artık bugüne kadar mazlum olan insanlara zulüm yaptınız. Bundan sonra eğer zulüm yapmaya devam edecek olursanız sizin kafanızdan tutar, yerin dibine geçiririm. Edebinizde, terbiyenizde 4 ay gezin dolaşın. Burada aslında 4 ay kelimesini de aslında inkar edenlerin ortaya koyduğu bir mesele. İşte burada o inkar edenler ne zaman ki Müslüman olanlar zayıf haline dönüştü mü, buna o susma dönemine anlaşmalı dönem diyor. Yani Müslümanlar güç ve kuvvet halinde oldukları zaman onlara savaş yapma cesaretini gösteremiyorlar. Ne zamanki zayıf haline düştüler, anlaşmayı bozdular ifadesiyle Kur'an anlatıyor. İşte orada Mescid-i Haram diye bahsedilen, inkar edenler asla bundan sonra buraya girmesinler. Yani Allah'ın ortaya koyduğu, vahiylerle çerçevesini çizdiği yaşam biçimini, hayat tarzını Allah'ın istediği şekilde oluşturan bir bölge olarak haremi tanımlamış Kur'an. O haremde herkes güvenlik içinde, herkes huzur ve mutluluk içinde, bunu anlatıyor. Fakat hocam, senin dediğin harem bunu anlatıyor, doğru da. Bu ayet, buradaki harem bu harem. Senin anlattığın harem mi? Yoksa zaten bak diyorlar ki, eğer biz seninle birlikte hidayete uyacak olursak yerimizden, yurdumuzdan bizi buradan kovarlar, öldürürler diyor. Yani senin anlattığın harem, bu harem olamaz. Duyarsa zaten hareme girmiş olacak. Bak burada bunları anlatırken o bütünlük içinde anlatıyorum ben. Orada şunu anlamak gerekiyor. O hale gelinceye kadar ne mücadele verdiler? Hani Tevbe suresi 43, 44, 45, 46, 47. ayetlerde ne diyordu? İşte o inkar edenler sana geldiler, biz bahane uydurarak savaşa katılmayacaklarını söylediler, izin istediler. Sen onlara neye izin verdin ifadesi kullanırken işte bu insanları kastediyor onlar. Yani onlar yerimizden, yurdumuzdan sürülürüz, biz eziliriz, dövülürüz, öldürülürüz diyorlar. Allah da diyor ki eğer ecel size gelmişse siz tahkim kayalar içine girseniz, dağların tepesine çıksanız ölüm yine gelirdi. İşte o mutsuzluk olanlardan, hani bunu da benzeşen bir ayet, ahiret aleminde o mutsuzluk olanlar sizi bu hale getiren neydi? Biz mutsuzluklardık. Peki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niçin icat etmeniz? Deyip girin cehenneme diyor. Yani bu Nisa 97. Hani Nisa 97'de. Buradaki o hani biz inansak, hidayete gelsek bizi yerimizden, yurdumuzdan sürerler diyen insanlarla tıpatıp aynı değil mi bu söz? Hocam burada hocam ben şöyle algıladım. Tamam ya, yani ben özet olarak kendi algıladığımı anlatmak açısından söylüyorum. Hazreti Peygamber Mekke'deki insanlara gelin bana uyun diyor. Onlarsa mevcut oradaki yönetimden kaynaklanarak, bir de konumları da iyi yani çevrelerine göre. Çünkü geçmişten beri gelen bir dini gelenek var orada ve o dini gelenek oradaki diğer şehirlere göre o Mekke'deki yere daha bir güzel konum, daha bir iyi ticaret, daha bir güvenli yer sağlıyor. Onlar buna rağmen işte davete şey diyorlar, yani biz eğer sana uyarsak konumumuzdan kaybederiz, buradan dışlanırız diyorlar.
benim algıladığımı tabii anlatıyorum. Burada da şey diyor, yani zaten bu konumunuzu biz sağladık diyor. Yani bu Mekke'nin şu anki konumu, şu andaki bu bolluk, bereketli çevresine göre daha güvenli olmasını tarihine baktığın zaman diyor, yani onu da ben onu algılıyorum. Yani biz sağladık. Şimdi... Mekke sıradan diğer şehirlerden farklı olmasının tek sebebi Allah'ın oraya da peygamberi yönlendirmesi ve orayı bir ibadet merkezi, bir toplanma merkezi olarak belirlenmesi. Ondan sonra zaten onlar diyorlar yani ya biz eğer diyor buradan şey yaparsak diyor sana uyarsak bu güvenli konumuzda yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Haram'dan şey yaparız çıkartılırız gibi bir şey söylüyorlar. Peşindeki ayet de önemli. Diyor ki yani diyor biz geçmişte böyle zenginlikten dolayı şımaran nice şeyleri yok ettik diyor 58'lere. Yani direktmen şehre atıp var burada zanki. Şöyle desek. Yani bir limit şehre atıp var zanki. Öyle görüyorum yani. Şöyle desek. Mekke'de Müslüman olanlar 13 yıl büyük bir zulüm ve işkence gördüler. Ondan sonra diğer Müslümanlar da öldürmek için harekete geçince Mekke müşrikleri, peygamber ve Müslüman olanlar Medine'ye hicret ettiler. Gerçek olay bu değil mi? İşte ne zaman ki Müslüman olanlar Medine'de güçlendi, Yahudilerden, Hristiyanlardan, başka din mensuplarından korof korof geldiler, Müslüman oldular. Peygamber de 100 bin kişilik bir orduyla Kabe'ye gitti. Hac, büyük hac. Hac-ı Ekber diyor Kur'an buna. İşte orada şimdi orada Müslümanlar rahat bir nefes aldılar. Artık bundan sonra ezilen bir Müslüman konumundan güç ve kuvvet haline gelen bir Müslüman konumuna geldiler. Onun için orada haykırmaya başladılar. Ama daha önceki konumlarında o inkar edenler ne diyordu? Biz hidayete erersek bizi de yerimizden yurdumuzdan sürerler. Bu Müslümanların güç ve kuvvet haline gelmediği bir dönem olması lazım. Benim anladığım. Ben zaten Müslümanların güç ve kuvvet olarak hüküm sürmediği bir yere Allah güvenli harem der mi? Der mi? Demez. 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 O zaman buradaki güvenli harem o mekana, o şehre vurgu yapmıyor. Nereye vurgu yapıyor? O insanların müşriklikten önceki rüşt yaşında bütün insanların imtihana girme dönemindeki potansiyeline, temiz fıtratına vurgu yapıyor. Yani ben onları diyor insanları temiz fıtratta yerleşik kıldım. Ama onlar tercihini farklı kullandılar, yoldan çıktılar. Fakat onların çoğu bilmiyorlar diyor. Çünkü ayetin başında diyor ki biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak, yani buradaki bir rızık olarak dediği de mala mülkten ziyade ideolojik, psikolojik yani hak, hukuk, yaşam biçimi olarak rızık diyor. Çünkü mesela İsa Aleyhisselam'ın yanındakiler diyor ki Allah'a yalvar da gökten bize bir sofra indirsin diyorlar. İşte burada mesela nasıl sofraya rızık veya oysa indirilecek olan vahiy orada. Burada da insanların manevi kişiliğine Allah burada vurgu yapıyor. Onlar o manevi kişiliğini bozdular, haktan uzaklaştılar. Oraya vurgu yaptığını düşünüyorum. Yoksa orada müşriklerin hüküm sürdüğü bir şehre güvenli harem dememesi gerekiyor Allah. Demez yani onu. Bir de kendi katımızdan diyor. Yok, müşriklerin hüküm sürdüğü yer olmaması lazım abi. Burada zaten yani güvenli harem diyor. Tabii. Yani Araf suresi 172'de ki olaya vurgu yapıyor. Biz Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini aldığımızda ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de sen bizim Rabbimizsin demişlerdi. Biz bunu diyor hesap günü bütün bunlardan habersizlik dememeniz için yaptık diyor. Yani Allah ben bütün insanlara çocukluk döneminden çıkıp rüşt yaşına girdiğinde İyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı algılayabilecek, sorgulayabilecek temiz bir potansiyelle ben imtihana sokuyorum hepsini diyor.
Benim bütün bu olanlardan haberim yok. Ben ne bileyim hak nedir, batıl nedir diyemezsiniz bana diyor. İşte o dönemde bu müşrikler temiz fıtratın üstünü kapatıyor. İblisi tercih ediyor. Bundan dolayı da fakat onların çoğu bilmiyorlar diyor. Neden bunu böyle söylüyor? Çünkü peygamberi inkar ediyorlar. Seninle birlikte hareket etmeyiz diyorlar. Oraya vurgu yapıyor. Yoksa başka ayetlerde Ali Rıza Hocam'ın anlattığı Mescid-i Haram'a vurgu yapıyor tabii. Artık bugünden sonra diyor müşrikler Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar diyor. Girmesinler oraya diyor. Orada Mescid-i Haram olduğunu anlıyoruz yani. Veya başka ayette Mescid-i Haram'ı Allah'ın ahirete iman edenler, salih amel işleyenler iman edebilirler diyor. Tövbe suresi 17-18.